Ondan bahsetmek gerekirse açıkçası ondan çok şey öğreniyorum, ondan çok ilham alıyorum. Ama bir yandan da çalışmaktan çok da eğleniyorum. YGA Başkanı Melike Aydın'dan bahsediyorum. Melike YGA mezunu, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Sonrasında dün Sinan abi de bahsetmişti, İsviçre'ye ekspat olarak gitti ve o güzel göl kenarındaki evinden ayrılıp anlamlı projeler için çalışıp YGA'ya geldi. Şu an YGA Başkanı olarak bizimle. Biz de bugün biraz daha bugünkü seansların üzerine sohbet edeceğiz ve en çarpıcı noktaları anlatacağız. Hoş geldin Melike. Merhaba Mina, herkese merhaba. Yine çok dolu dolu bir gün oldu. Biz Mina'nın söylediği gibi burada Harvard Business Review ekibi ve YGA ekibiyle birlikte dinlerken birkaç not aldık. Onları da sizinle paylaşmak istedik. Bize en çok neler etkiledi? Aslında ilk başta Akan Bey ve Serdar abinin seansıyla başlamıştık. O araştırmada bizi en çok etkileyen, araştırmaya cevap veren aslında sizlerin, gençlerin iş hayatından beklentisiyle ilgili değişiklik oldu. İş hayatından beklenti de en üst sırada huzurlu ve keyifli bir iş ortamı çıkmıştı. Biz bu cevabı aslında bir güven iklimi olarak yorumladık. İnsanların birlikte başardığı, birbirlerini geliştirdikleri bir güven ortamı, böyle bir kültür, böyle bir iklim sizlerin iş hayatından en yüksek beklentisi olarak çıkmış. Açıkçası ben yıllar önce üniversiteden mezun olduğumda, çok uluslu şirketlerde çalışmaya başladığımda ne benim ne de çalışma arkadaşlarımın böyle bir farkındalığı yoktu. Ama şimdi kurumların adından, statüsünden çok daha ötede o kurumun kültürünün, ikliminin sizler için önemli olduğunu görüyoruz. Ve açıkçası bu sonuç ve bu farkındalık bizi gelecekle ilgili çok umutlandırdı ve çok mutlu etti. Sonrasında Minacığım sizin seansınız vardı. Keyifle izledik biz de burada hep birlikte. Salih'in moderatörlüğünde YGA girişimlerinin kurucu paydaşlarının seansı. Orada da bizi en çok etkileyen şeylerden bir tanesi Salih'in ilk YGA girişim deneyimleriyle ilgili paylaştıkları oldu. Başarısızlık değil, deneyim olarak aslında bunları anlatmak çok güzel. Niye başaramadık, ne olmadı diye baktığımızda da Salih birkaç şey söyledi. Belki zaman doğru değildi dedi. Zamanlamanın çok önemli olduğunu biliyoruz girişimcilikte. Belki mentorlarımız doğru değildi dedi. Belki biz doğru soruları soramadık. Ya da belki doğru soruları sorduk ama geri bildirim alacak bensizlikte davranmadık diye paylaştı. Ama hepsinin ötesinde oradaki deneyimden Tülin'in öğrenmesi, sonra Tülin'in deneyiminden Asudelerin öğrenmesi ve şimdi Mina senin UpSchool için hepsinin deneyiminden beslenmen aslında YGA girişimleri için ne kadar arkada ne kadar güzel bir fırsat olduğunu da sizin panelinizde bir kere daha görmüş olduk. Bir notum da aynı sohbetten Asude'nin söylediği çok güzel bir cümleydi. Önemli olan yılların birlikteliği değil, değerlerin birlikteliğidir demişti Asude. Biz bunu YGA'da çok hissediyoruz, hep söylüyoruz. YGA'da yeni ve eski yok. Önemli olan bu değer birlikteliği. Siz de aramıza katıldığınızda umarım ilk günden itibaren bunu göreceksiniz. Yıllardır birlikte çalışıyor olsak da, daha dün tanışmış olsak da aynı değer etrafında toplandığımız için bu değer birlikteliğinde çalışabiliyoruz. Değer birlikteliğinden bahseden başka bir seans da Sinan Güler'in seansıydı. Orada da aslında sporda hem basketbolda hem de duygunun içten paylaşımıyla jimnastikte ekiplerdeki bu birlikteliğin, birlikte başarının, değer birlikteliğinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Sahnede artık birbirlerini sadece bakışlarıyla bile mesajlaşabilen, anlaşabilen 4 tane genç kadın gördük. Dolayısıyla sporda, sanatta, girişimcilikte ortak değerlerimizin, değer birliğimizin olması ve bu birliğin değerini biliyor olmamız başarıyı getiren en önemli nokta. Onu gördük. Öyle ki hem dün hem bugün bir yandan da kilometrelerce öteye gittik. Londra'ya bağlandık, New York'a bağlandık, Kenya'ya bağlandık. Kenya'daki öğretmenimiz çok güzel söyledi. Aramızda binlerce kilometre olsa bile aslında biz çift kanatlı birlikte uçan kuşlarız dedi. Bu cümle de beni çok etkiledi. Çift kanatı en başta tanımlamıştık. Bizim için bu kanatlardan biri vicdan, diğeri de bilim. Önce İtalya'da, şimdi Kenya'da başlayan bilim seferberliğinin arkasındaki özlü sözü, aslında çıkışını en güzel hayal ortağımız Ezgi Mola paylaştı. Atatürk'ün şu sözüdür bilim seferberliğinin arkasındaki çıkış noktası.
Hayattaki en hakiki mürşit bilimdir. Hayal ortağımız Mehmet Toner de bilimi hakikate erme yolculuğu olarak tanımlıyor. Bu tanım bizim çok hoşumuza gidiyor. Aslında baktığınız zaman dünden bugünden iki tane bilim insanı dinledik. Dün sevgili hayal ortağımız Mehmet Öz'ü, bugün Mehmet Toner'i dinledik. Üçüncü bir bilim insanı da Aziz Sancar, bilim seferberliğinin çıkışında aslında ilk tohumlarının atılışında sevgili hayal ortağımız Aziz Sancar ile yaptığımız sohbetlerin çok büyük önemi var. Bundan yıllar önce Nobel'i de almadan önce kendisini Amerika'da ziyaret ettiğimizde Aziz Hoca ile birlikte konuşurken aslında bilim seferberliği projesinin tohumları atılmıştı. Bu üç bilim insanının ortak değerine baktığımız zaman da sevgili Ezgi'nin söylediğini görüyoruz. Ortak değerimiz Atatürk ve Atatürk'ün söylediği hayattaki en hakiki mürşit bilimdir sözü aslında Minacığım. Benim notlarım böyle. Gerçekten gün akıttın gözümüzün önünde, çok güzel oldu. Peki ben şey de sormak istiyorum. Gelecekle ilgili planlar var mı? O kadar güzel şeylerden bahsettik bugün için ama gelecekle ilgili senin paylaşacağın şeyler var mı? Tabii ki yani 2021'de YGA'da neler olacak diye de bakabiliriz. Bilim seferberliği dünyaya açılıyor. Kenya gibi daha pek çok ülkede bilim seferberliğini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Aynı zamanda dün dinlediğiniz Climate Tech programıyla sizlerin de içinde yer alacağı yeni teknolojiler, yeni girişimlerin gelecek olması bizi çok heyecanlandırıyor. İngiltere'de YGA'nın yasal kayıt süreci devam ediyor bir yandan. O yüzden İngiltere açılımımız da bütün hızıyla devam edecek 2021'de. Aslında İtalya'da da bir ofisimiz ve bir ekibimiz var. Değerli hayal ortağımız Ayşe Rosso ve YGA gönüllüsü Allegra'nın liderliğinde İtalya'da da bir ekip var. Mina bakarsın seneye bu zirveyi İtalya'da yaparız diye düşündüm sizleri izlerken. Bütün YGA girişimlerinde, UpSchool'da, Piri'de, WeWork'ta, TWIN'de, TYT'de, Poi Labs'te teknoloji çalışmaları devam edecek. Yeni gelişmeler, güzel haberler gelmeye devam edecek. Aynı zamanda bu seneden itibaren 12 yaşında başlayan YGA yolculuğuna dünyanın her tarafından gençler katılabilecekler. Örneğin İngiltere'de Marlborough College öğrencileri YGA lise programına başladı. YGA programları da dünyaya açılmış olacak. 2021'de bizi bunlar bekliyor. Bu sene zirvede kanatlarımızı dünyaya açalım demiştik. Şimdi iyice önümüzdeki sene de zirve belki İtalya'da olacak diyorsun. Ben de bayağı heyecanlandım. Bu yolculuk devam edecek gibi görünüyor. Senin son olarak eklemek istediğin şeyler var mı? Aslında belki son olarak bir düne de gidebilirim. Sina Afra'nın söylediği bir söz vardı. O da beni çok etkiledi. Nereye gittiğinizden ziyade 2021'de nerelere gideceğiz hep birlikte göreceğiz ama nereye gittiğinden daha önemlisi kiminle gittiğin demişti Sina Afra. Yani biliyoruz ki yolculukta en hızlı, en uzağa gitmek için doğru insanlarla yola çıkmamız lazım. Ve bu doğru insanlar çift kanatlı insanlar bizim için. O yüzden YGA insanlığa faydalı bir ülke imza atmak için bir yol arkadaşı. Ben bu tanımı çok sevdim. O yüzden sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. YGA aslında insanlığa faydalı bir ülke imza atmak için bir yol arkadaşı. İnanıyoruz ki aslında anket sonuçlarında da gördük. Sizler yarının önderleri. Şu anda bizi izleyen gençler bu insanlığa faydalı teknolojileri geliştireceksiniz. O yüzden biz de sizlerin sayenizde geleceğe umutla bakıyoruz. Tülin'in söylediği çok güzel bir söz vardı. Belki kapanışı onunla yapalım. Sizlerin sayenizde geleceğe umutla bakıyoruz. O yüzden de bugün en güzel günümüz. Ve sizin geliştireceğiniz teknolojilerle yarın bizim için çok daha güzel olacak. Teşekkürler Mina. Çok teşekkürler Melike. Gerçekten geleceğe dair heyecan verici bir konuşma oldu. Ben de epey heyecanlandım.